Merhaba canlar, ruh dostlarım, Mukaddes Pekin Başdil ben. Tekrar hoş geldiniz canlı yayınımıza. İnşallah bu defa çok güzel bir canlı yayın başlar. Hoş geldiniz canlar. Merhaba. Aslan, merhaba. Tekrar Aslan, kapattım ben, tekrar açtım canlı yayını şimdi. Sesim nasıl, görüntüm nasıl? Şu anda iyi, şu anda gayet tamam. İyi. Ses de iyi, görüntü de iyi ama evet. Hiç kıpırdamadan yapalım istersen. Çünkü zaten bir... telefon sabit yerde duruyor. Benim kıpırdamamla pek bir ilişkisi yok aslında. Fakat hepinizden çok özür diliyorum. Çünkü ben bir köyde yaşıyorum. Az önceki bağlantım 4G idi. 4G olmasına rağmen yeni fırtınamız çıktığı için ara ara kopabiliyor. Şimdi virus'a geçtim, Wi-Fi'ye geçtim. Eğer verim alamazsam tekrardan aynı işlemi gerçekleştireceğim. Lütfen bekleyin ve geri geleceğimi söylemiş olayım. Tamam. Evet, teşekkür ederim. O halde ben hızlıca devam ediyorum kaldığım yerden. Evet. Bir ufak başa mı sarmalıyım? Bir ufak başa alalım tamam. Aslıhan. Çünkü deminkini sildim. Şimdi tekrar kaydediyor olacağım. Tamam. Bütün olsun istedim. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. 2008 yılına kadarki yaşamımda bilişim sektöründe aslında kurumsal kimlikte beyaz yaka hizmetindeydim. Sabahları 6.30'da uykusundan uyanıp nikah şekeri gibi giyinip kuaföre gidip saç baş yaptırıp sabah İstanbul'dan İzmir'e, öğleden sonra Ankara toplantısı yapıp evime gelip koltukta uyuyakalan bir iş kadınıydım. Kazancım da oldukça iyiydi. Maddi anlamdan bahsediyorum şu an. Fakat kendime bile bir faydam olamıyordu. Çünkü gerçekten sürmenaj gibi çalışan bir yapım var benim. Keşke o yıllarda ben biliyor olsaydım bu kişisel gelişim araçlarını, kişisel gelişim demeyi de artık çok sevmiyorum aslında. Daha çok içsel yolculuk demeyi tercih ediyorum. Bilseydim, bileydim de keşke o süreçte hem o işi götürebileydim hem de bu işi götürebileydim. Meditasyon alanını taşıyabilseydim. Evet, 2008 yılında Berlin ziyaretinde dövme sanatçısı Francisco Paco ile tanıştık. Aramızda başlayan dostluk, arkadaşlık çok büyük bir aşka dönüşüm gösterince o Türkiye'ye gelme kararı aldı. Kısa bir süre sonra Türkiye'ye geldi. Bir dövme stüdyosu kurarak yolculuğumuzu başlattık. Hayatımın en büyük dönüm noktalarından biridir. Çünkü ben bilişim sektöründeki bütün 21 yıllık tecrübemi bir kenara koyup hiç bilmediğim bir alanda çok sevdiğim bir adamla hizmet alanına geçiş yaptım. Tabii ki satış ve pazar gelen becerilerim, yeteneklerim de bu tarafta işi satarak aslında, hizmeti satarak, Paco'da uygulayarak elde ettik. 2008 yılında başlayan bu yolculuk 2014'e kadar sürekli ivme kazanarak yükseldi. Fakat kendisinin şiddetli rahatsızlıkları olduğu için ben onu çok üzülerek kendi ülkesine geri göndermek durumunda kaldı ve öyle olunca tabii ki dövme stüdyosunu da kapattık. Fakat bu süreçte yaklaşık 100 bin lira aktardık mandalanın ne olduğunu. Aslında mandala, Hint felsefesinden gelen mandala 40 bin yıldır biliniyor. Fakat Türkiye'de biz bu konuda oldukça emek harcadık. Tırnaklarımızla kazıyarak bir yerlere getirmeye çalışırken adını bilinçli olarak mandala koymuştuk. Henüz çok da fazla bilinmediğinden. Yoga dahi çok yeniydi 2008 yılında, hatırlarsınız. Sırtlarında bir şey soracağım. Aslıhan, bu mandala sadece Türkiye'deki adı mı? Hayır. Legal adı. Legal adı. Geleneksel adı. Tamam. Geleneksel adı mandala. Evet. Gel zaman git zaman bir işim atölyesi gelip beni buldu. O süreçlerde ben stüdyoyu kapatırken, çünkü artık Paco gitmişti ve ben o stüdyoyu kapatmak istemiştim. Nedenine gelince, ben dövme sanatçısı değildim. Ben sadece işi pazarlayan taraftım. İşletmeci modelindeydim. Dolayısıyla o gidince stüdyoyu kapattım.
Aynı süreçlerde bir kişisel gelişim atölyesi geldi. Dediler ki biz yaşam koçuyuz. Bir kişisel gelişim atölyemiz var. Kişisel gelişim atölyesi mi falan oldum. Hatta hiç unutmuyorum o yıllarda. Çok eski tarihlerde pek bilinmiyordu ne yazık ki Türkiye'de. Onun üzerine ben ne yaparım da mandalayı anlatırım. Çünkü dediler ki rehberimiz olur musunuz? Mandala eğitmeni olur musunuz? Mandalayı hep Türkçeleştirip anlatan bendim ama nasıl yaparım? Hiçbir yetim yok eğitmenlik sıfatına dair. Öyle mi olur, böyle mi olur? Yaklaşık 4-5 ay kadar gerçekten doktor gibi uygulamalı çizim teknikleriyle 3 yaşa gittim, 4'e gittim, 4,5'a gittim. Alzheimer, Parkinson, Down sendromlu, otizmli çocukla denedim. Otizmle yapamadık, olmuyor onlarla. Bu arada yeri gelmişken söylemiş olayım. Çok fazla bilgiyi toplayarak kaynak bilgiler üzerinden ve ustamdan almış olduğum elle çizim yaptırtmaya başladım. Hakkari Yüksekova'ya da buradan selamlar, sevgiler bütün kalbimizle. Buradan oraya sevgiler, selamlar, evet. Özür dilerim Aslıhan. Evet. Evet, teşekkürler. Evet. Ama bir evet. Sen dondun yine. Bu arada ben selamlar söyledim Yüksekova'ya. Evet. Evet, tamam. Tekrar geldin okay. Sen. Döndüm. Tekrar geldin. Evet, Eyvallah. Evet. Okay. Evet, sonrasında şimdi ben dönüp geriye baktığımda 2014'ten şu ana kadarki süreçte mandala tarafında neler yapmış bakınca pandemi öncesine bahsediyorum. Yaklaşık kurumlarla da çalıştığımız için 6000 kişiyle aşağı yukarı dirsek temasıyla birebir çizimler yapmışız. 221 tane Aslan Aksun ekolünde olmak üzere eğitmen geliştirmişiz. Ve bizler dünyada varız sevgili Amerika'daki Ayşe gibi. Hatta bir tane de Amerikalı çok tatlı bir hanımefendimiz var. O da Washington'da Michelle bizler için yapıyor. Yani çok tatlı bir noktaya vardı. Çünkü mandala çok iyi bir meditasyon biçimi. Şimdi konuyu yavaş yavaş buraya taşımak istiyorum. Fakat 2014 yılında eğitmenlik sıfatım başladı. 2000'in ilk aylarında ben bilemedim ki beni davet eden bir atölyede sevgili Derya Hanım'ın, Derya Baykal'ın asistanı katılmıştı benim seansıma. Çok kıymetli sevgili Sibel'cim. Sibel o kadar böyle memnun kaldı ki seanstan. Ayakları geri geri gitti. Birkaç gün sonra aradı. Dediler ki canlı yayın almak istiyoruz sizi. İyi ki. Şükürler olsun. Ondan sonra çok aktive oldu Türkiye'de mandala ve biz iki defa beni canlı yayın aldılar derken haberler devreye girdi. Bir anda mandalanın bilinirliği artmaya başladı. Özellikle 2015'te. Tam da o süreçte biz mandala derken Paco'yu kaybettiğimizin haberini aldık ne yazık ki. Toprağı bol olsun, onu yad etmeden olmuyor. Olmuyor çünkü onun sayesinde mandala Türkiye'ye geldi. Aşkla geldi. Mandala zaten aşk demekti. Peki mandala neydi? Mandala Hint felsefesinden gelen mikro ve makro kozmosunu da içeren daima merkezi noktadan başlayıp dışarıya doğru büyüme gösteren bu formlara deniyor. Bu türlü sembollere deniyor. Mandala'da baktığımızda aslında Sanskritçe'deki direkt karşılığı çember anlamına geliyor. Bu sebeple Hint felsefesindeki yerini hayat çemberi oluyor mandalalar. Çok iyi bir saltım yöntemi. Ben şu an anlatırken tabii ki ben hani hayatımı mandala gibi yaşayan birisi olarak etkiyi en iyi şekilde geçirmeye çalışıyorum. Önceden bizler candan cana çalışıyorduk. Şimdi bir de camdan cama çalışıyoruz ya. O yüzden buradan enerjiyi akıtmak da bir yere kadar tatlı. Bir yerden sonra gerçekten de özverisi ile ilişkili, enerjisi ile ilişkili geçirebilirim. Akıyor, duygusunu. Akıyor ama şu anda senin enerjin buradaki varlıkları biliyoruz, sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Onlar sevgiyle,
aşkla şu anda canlı yayınımız ciddi donmasına rağmen burada sevgiyle evet. O enerjiyi hissediyorlar. Onun için buradalar zaten. Onun için çok hissediyoruz biz. Candan cama da olsa candan cama hissediyoruz. Gerçekten. Çok ne teşekkür güzel. Ederim. Çok teşekkür canım. Merse. Canım. Evet. Merkezi nokta inanışa göre doğduğumuz yeri sembolize ediyor. Dışarıya doğru büyüme gösterdikçe çizen kişinin hayatını anlatıyor aslında. Diyebilirim ki mandala demek dudakları susturup ruhunu ayna vesilesiyle kağıdın üzerine bırakmak demektir. Aynı zamanda mandalalara bir çeşit yazılmış şifreli kitap gözüyle de bakabiliriz. Çünkü direkt olarak duygunu ruhsal olarak dışa vurup yaşadığın için anlık sembol roller ürettiğin için aslında tam anlamıyla yazdığın bir kitap anlamına gelir mandala. Aslıhan. Bildiğiniz üzere bizler Aslıhan. Tabii ki çok iyi biliyoruz hepimiz. Hepimiz gerçekten iki sebeple evet, son biliyorum. Cümlelerini tekrar etmeni istiyorum. Birincisi aşkla anlattın ve inanılmaz güzeldi. İkincisi kesintiler oldu sen anlatırken. Biz bir daha bütünleştirelim. Nasıl bir şey içten dışa doğru? O son cümleleri bir daha anlatır mısın Aslıhan? Evet canım. Tamamen tamam. Buradayım. Şimdi geldi. Evet. Evet. Son cümleleri bir daha hazır anlatır mıyım? Mısın? Evet. Evet. O kadar güzeldi tamam. ki. Evet. Evet. Hepinizden çok tekrar ediyorum. Son iki kalıp cümlem benim seanslarımda tercih ettiğim. Derim ki ben mandalalar aslında dudakları ruhunu ayna vesilesiyle kağıdın üzerine bırakmak demektir. Bir diğer tanımda bana göre yazılan şifreli kitap gibidir. Yazan kişinin hayatıdır aslında mandalaları. Bildiğiniz üzere bizler daima kalıplarda büyüdük, büyütüldük. Büyüklerimiz de öyle kültür aldıkları için bizlere de bunu aşıladılar. Yani biz daima el alem ne derse diye büyütüldük. Bu sebeple aslında hep başkaları için yaşadık. Kendimiz için, yani önce kendimizi sevmeyi, kendi değerimizi bilmeyi öğrenmek yerine daima biz karşıdan beslendik bu duygumuzla. Böyle olunca hep kalıplardaydık, hep kalbimiz sıkıştı bizim. Şimdi bu içsel yolculuklar sayesinde daha huzurla bakabiliyoruz evrene. Daha olumlama yaparak, daha kalpten gülümseyerek, daha kendimize dönen aynadan kendimize bakarak dışarıyı eleştirmek yerine kendimize, içimize dönmeye başlıyoruz. En kolay mandala tanımı bu aslında. Birebir evrensel enerjiyi anlatıyor. Şu anda geliyor mu acaba? Evet. Geliyor. Teşekkür ederim. Evet, evrendeki geliyor. Enerjiyi aktarıyor mandalalar. Doğadaki bütün canlıları anlatıyor. İnsanları, hayvanları, bitkileri anlatıyor. Bütünler. Neden yuvarlaktır? Dan çok kısa bahsetmek istiyorum aslında. Önemseyerek. Neden bunu bu kadar anlatmaya çalışıyorum? Neden iyi bir meditasyon biçimi ve bu kadar kolay diyorum? Şimdi netlik kazanacak. Mandalalar gördüğünüz gibi genellikle spiralden oluşmakta. Spiral, devinim, dönüşüm, sonsuzluğun ifadesi. Hint felsefesi tasavvufla çok örtüşüyor. Çünkü tekamülü, hiçliği anlatıyor. Bütünün bir de toplanmasını ifade ediyor mandalalar. Bu anlamda biz bir bütüne baktığımız için güzel bir varlığa bakıyor oluyoruz. Arkamdaki çizim çok zanaate, sanata akan bir yol. Ama buna baktığımız yine etkisi altına alır sizi. Dışında oyalanmazsınız. Spiralin etkisiyle merkeze doğru gidersiniz. Diye içeriye giden bir yoldur bu. Ve bütüne baktığınız için hissetmezsiniz. Bu yaprak bir diğerinden daha mı dar? Hepsi aynı ebatta mı diye takılmazsınız.
Vay Bir işi gördüğümüzde, canına. evet, bir Nasıl işi gördüğümüzde güzel bir anlatı bu böyle. teşekkür ederim. Ah, Bir nasıl kişiyi isterdim çok güzel çekmesini bu şeyin. Çok isterdim. O kadar çok konuşulacak şey var ki inanamıyorum. Ben seni nasıl konuştururdum bugün? Vay be. Çok güzel gerçekten. Çok hoş anlatıyorsun. Bu işte sanat. Bu çok teşekkür ediyorum. muhteşem bir Biz şey. inşallah Evet. yeniden bir geleceğiz. Daha planlı, daha güzel bir süreçte inşallah burada güzel canlarla birlikte çizim yapmak da bize nasip olsun. Ona göre Evet. zamanlayıp belki Evet. peş peşe iki can koyup yani daha sonra seninle konuşuruz nasıl uygun bulursan. Evet, ben şu anda kalpten rızam var. Eğer sen de istersen neden Çok. olmasın? Biz hepimiz çok isteriz. Çok isteriz. Evet, Şu anda harika. tabii ki internetimiz. Şimdi şey, bunların yaşam çiçeğiyle ilgisi var mı? Evet, şey, kapatayım yorumları. Belki daha kolay açılır. Yani belki internette bir kesilme olmaz. Bunların yaşam çiçeği, yani 72 tane yaşam çiçeği var Aslıhan. Ama bu çok özel bir bilgi. Bu çok fazla yüksek bir bilgi. Bir tanesi bilinir. Yani yaşam çiçeğinin sadece bir tanesi biliniyor. Genel olarak bu işte. Yani işte şunun etrafında dönen şeyler bu. Bu geriye kalan 71 tanesini bilemiyoruz. Zaten o 71 tanesini bildiğimiz anda boyutlar arası zaten gidip geliyor olacağız. Şu anda bir tanesi biliniyor sadece ve bu yaşam çiçeğini andırıyor sanki. Deminkiyle bu ikisinin arasındaki fark ne peki? Ben sustum Doğru. şimdi. Top sende yine. Seni dinlendirdim 1-2 dakika. Şimdi renkli olanı gösterdin. Bir de arkadakini. İkisi birbirinden farklı gibi görünüyor, değil mi? Ses Ateş gibi. yok. Ses yok Doğru. Aslan. Evet, çünkü arkamdaki daha sanatsal, daha geometrik bir çizim. Ama Ses yok. Ses yok, ses gitti tamamen. Ses tamamen gitti Aslan. ses yok Ses yok. okey. Lütfen. Şimdi söyle. Hayır, dur. Dur, şu anda var. Şu anda var. Tekrar mı Evet, şu geleyim? Ne anda var. yapayım? Duyabiliyor. Evet. Tamam. Şimdi 4G'ye geçtim. Bir daha donarsa bir daha Wi-Fi'ye geçeceğim. Aman ne olur gitmeyin. Çok güzel gidiyoruz, akıyoruz. Anlatmaya devam ediyorum. Evet, ben seanslarımda böyle çizimler üzerinden değil, böyle çizimler üzerinden ilerlemeyi daima öngörüyorum. Neden? Çünkü bizim bugünkü konumuz meditasyon, art ya da yani sanat ya da zanaatı konuşmuyoruz. Belki her kişi sanatçı olamayabilir. Yani hepimizin ruhunda bir sanatçılık yatmıyor olabilir. Eyvallah. Ama hepimiz mandala çizebiliriz. Eli kalem tutabilen, 4,5 yaş ve üzeri, giriş seviyesi Alzheimer'a kadar her birey otizm dışında mandala çizebilir. Net bilgi. İnanın bana benim yolculuğum da şu şekilde başladı. Ustam bana sen de çizersin dediğinde ben ona cevap olarak dedim ki ben çöp adam dahi çizemem. Çizersin dedi ve çizdirdi bana. Benim de ilk çizimlerim, onları daha sonra artık bir sonraki paylaşımlarda gösteririz onları da arkadaşlarımıza. Şimdi bu yolculuk nasıl başlıyor? Bazı örnekler göstermek istiyorum. Bu yolculuk ilk etapta böyle başlıyor. Daha sonra diyorsun ki kişisel olarak madem ki çember yani hayat çemberi demek mandala. Ben hayatı bu kadar boş yaşamıyorum ki diyor kişi ve detaylar gelmeye başlıyor yolculukta. Oh. Ve bu sefer
Özgüven gelmeye başlıyor. Farkındalıklar Wow. geliyor. Renkleniyor kişi. O özgüvenle daha özgür tasarım yapmaya başlıyor ve sabrı da yani sabır erdemi bildiğiniz üzere çok büyük erdemlerden biri. Sabrı da deneyimlemeye başlıyor kişi. İnceltiyor kalem ucunu ve daha da detaylı ve sabırlı olmaya başlıyor. Ve daha wow. da ve daha da gitgide inceliyor. İnanın bana, çizmeyi deneyimleyen kişiler 5-6 tane çizim yaptıklarında, tabii ki buralara varmıyor 5-6 çizim, ama öyle bir yol alıyorlar ki kendilerine şaşırırlar. Ben asla çizemem diyen biri 5-6 tane çizim yapsın, sonunun ne kadar tatlı bir yere doğru gittiğini, İçe giden kapıların ne kadar çok açıldığını fark edebilecekler. Mandala ile ilgili bir şey daha söylemeliyim, vurgulamalıyım. Bütün canlılar için. Bildiğiniz üzere bizler daima sol beyine hizmet ediyoruz. Sol beyin patron. Bildiğiniz üzere iki farklı lobumuz var. Sol beyin ve sağ beyin olmak üzere. Sol beyin daima burada. Patron sol beyin. Birazdan ne olduğunu hatırlayacağız. Hepimiz biliyoruz ama bazen bu dokunuşlar bize çok tatlı geliyor, şifalandırıyor. Bir de sağ beyin var. Sağ beyin ne yazık ki özellikle bizim kültürümüzde yerlerde. Aslında sağ beyin bizim maneviyat değerlerimiz. Şimdi birazdan gireceğim oraya. Solda ne olduğunu hatırlarsak, solda matematik, geometri, disiplin, egolar, hırslar, toplantılar, hepsi burada. Bütün kontrolörlük burada. Ve bu burada durmak zorunda. Bizim başka alternatifimiz yok çünkü biz Tibet'te yaşamıyoruz. Ekmek gelirse karnımı doyurayım diyemiyoruz. Bizim kiramız var, yaşam alanımız var, sorumluluklarımız var gibi. Dolayısıyla bu burada dururken unuttuğumuz maneviyat değerlerimizi hatırlamak için. Mandala çok iyi bir teknik. O spiralin etkisiyle kişiyi kolayca içeriye doğru götürdüğünden kolay bir meditasyon biçimi. Mandala olmadan da sağ beyin aktive olur. Çünkü benim anlayışıma göre aslında konsantrasyon eşittir meditasyondur. Yani bir adamcağızın balık tutma hali de aslında bir meditasyon biçimidir. Orası biraz muallak. Nerede kaybolduğun mu, nerede olmak isteyip olabildiğin yer mi? Tam olarak buranın adı meditasyon, hissiyatıma göre, bunca deneyimime göre. Peki sağ beyinde neler var? Sağ beyin aslında aşk, şehvet, dans, sanat, müzik, maneviyat değerlerimizin tamamı burada. Estetik, çok güzel. Evet, şimdi buradaki buluşma, ekranım yetmiyor, ben küçülmeye çalışayım. Buradaki buluşma sayesinde bu dengeyi kuran kişi, burada bir balans oldu. Bu serotonin demek, yani mutluluk hormonu, yani mutlu insan formülü. Eğer sağ beyin aktifse, bu şu anlama geliyor. Gerektiğinde egomu ve hırsımı kullanarak nefsimi bastırabilirim. Gerektiğinde de nefsimi kullanarak egomu ve hırsımı bastırabilirim. Az önce yanlış mı söyledim? Aynı şeyi mi söyledim iki kere? Müthiş. Teşekkür ederim. Bazen kafa karışıyor ama. Teşekkürler. Evet, dolayısıyla sadece aktive olmuş bir kişi için artık aynası açılmıştır. Kendine dönmüştür. Mevzuyu dışarıda aramak yerine artık önce içe bakmaya başlamıştır. Bu demek olur ki Ayşe neden bu kadar sinirli demek yerine ne yaptım da Ayşe'yi bu hale getirdim dediğimiz haller başlar. Bu illaki mandalayla gelmez. Mandala sadece kolay bir yolculuk. Bu arada az önceki söylediğini hatırlıyorum. Bir şekilde dağıldık, ses gitti vesaire. Yaşam çiçeğinden bahsetmiştik. Evet, daha 71 bilinmeyen var. Ama bunca şeye rağmen bizim en azından bir taneyi bilmeye, tanımlamaya çalıştığımız tarafında geometri ama bildiğiniz mandala var. Mandala aslında kültürel olarak baktığımızda dünya ekollerinde birçoğunda yer alıyor. Hint felsefesinden gelen mandalayı konuşuyoruz şu anda ama tasavvuftan gelen,
Rabbe duyulan aşkı en iyi anlatma yöntemi tesip de zaten bir çeşit mandala. Bugün tesibi konuşuyor olsaydık mandala da bir tesip diyebilirdik belki, ama biz mandalayı konuşuyoruz ve bizim kıraathane çay tabaklarımızın içinde dahi mandala formu var. Evet. Ve giysilerimizde, perdelerimizde, yatak örtülerimizde, birçok yerde zaten mandala vardı. Sadece şu an algılarımız yavaş yavaş daha da açılmaya başladı mandalaya karşı. Dolayısıyla onu iyi tanımlamaya, iyi tanımaya çalışıyoruz. Dediğim gibi evrensel enerji, dünyadaki ekollerine baktığımızda örneğin İran motifleri, Osmanlı motifleri, Aztekler, Kızılderililer, yani Güney Amerika stilleri, Yeni Zelanda stilleri. Toltekler, Şamanlar, evet. Zulular, Afrika kabileleri. Evet, bütün total yerli halkların tümü. Çünkü kutsal geometri. Çok doğru. Birçoğunda zaten mandala formlarını bizler gözlemliyoruz. Bizim kendi kültürümüzde de var. Dolayısıyla mandala aslında dünya kültüründe yer alıyor. Dünyanın birçok kültüründe yer alıyor. Evet, örneğin Dreamcatcher'lar, Güney Amerika stilindeki Dreamcatcher'lar, yani rüya kapanları. Onlar da baktığınızda aslında dantelleri düşünün lütfen. Merkezden başlayıp dışarıya doğru büyür ve bizim çok büyüklerimiz dantel yaparken çeyizlere aslında bir niyet yüklerlerdi üzerine. Bizler gibi biz de mandalalarımıza niyet yüklüyoruz. Şimdi onun nedenini anlatacağım. Kısaca özetlemek istiyorum. Mandala bana kalırsa bir büyü. İyi niyetli bir büyü. Büyü eşittir tılsım, eşittir sihirdir. Büyü biz kötü bildik. Hurafeler yüzünden. Büyülendim deriz ya, aslında kelime karşılığı ne kadar da güzel ve hoştur. Mandala iyi niyetli bir büyüdür. Niyet tutar. Nasıl mı tutar? Bu hani sabah akşam birer tablet aldım gibi bir şey değil elbette ki. Bu şöyle bir yolculuk. Şimdi bizler zaten gerçek yaşamda bu hani anlattığımız ayna vardı, açıldı ve kendimizi gördük başta. Kendimizde aramayı öğrendiğimizde zaten bir istemde bulunurken Rab ile aramızda kurduğumuz bağda, ben burada mıyım? Anlatıyorum evet. Değil mi? Evet. Evet. Harika gidiyor. Ben kesmek istemediğim için seni. Teşekkürler. Evet. Rabbimle aramızda kurduğumuz bağda biz zaten her şeyi oldurtabiliyoruz aslında. Rabbim sesimizi duyuyor ve oluyor da. Dolayısıyla evet, bütünün hayrına istemeyi öğrendikse biz zaten olduruyorduk. Bir de üstüne üstlük mandala çizerken sağ beyin bu kadar aktive olduysa ve ben artık nefsime de sahipsem, neden benim niyetlerim tutmasın? Biz hep bu bakış açısıyla ilerliyoruz. Dolayısıyla ben niyetleri gerçekten tuttuğuna inanıyorum mandalanın. Bazen bana soruyorlar, büyücü müsünüz diyorlar. Evet diyorum. Büyücüyüm yani. Kendi çapımda tılsım olduğuna inanıyorum. Sihir olduğuna inanıyorum. Büyü de onlardan bir tanesi çünkü. Evet. Sormak istediğin bir şey var mı buraya kadar mukaddes? Harika gidiyorsun gerçekten. Sadece bir şey ilave etmek istiyorum. Kutsal geometri fraktaldır bu. Yaşamın her yerinde işittiğimiz sesten, gördüğümüz renkten, dokunduğumuz, yani beş duyuyla algıladığımız ve beş duyuyla algılayamadığımız her şey fraktal yapıdadır. Fraktalizmdir evrenin özü. Yani evet, hani ol dedik oldu. Yani bütün o ses tınıları ve ışık iç içe geçmiş. Yani bu yaşam çiçeklerinden oluşur. O yüzden bu çok bana çekici geldi, enteresan geldi. Bu ortasından mı başlanıyor? Sen bir anlat bakalım. Ortadan mı başlanıyor çizilmeye aslan? Evet, daima merkezi noktadan başlayıp dışarıya doğru ruhani olarak kalbimizden akan sembolleri, o sembollerin bir anlamı yok, öyle düşünmesin kimse. Evet. Ama şey, birbirine benzer geometrik şekiller. Bütün çizimleri tıt tıt diye koyabilirsiniz. Kesildi. Kesildi Aslı Hanım. Kesildi yine. Gelecek, biraz sabredin.
Bu arada ben bir şey ilave etmek Biraz istiyorum. Nokta, hani o Bismillahirrahmanirrahim'in B'sinin altındaki nokta, her şey o noktadan çıkar. Yani o neydi o şey, başlangıç noktası, şey noktası, Big Bang noktasının adı neydi? İlk patlama. Bütün her yer bu kara neydi? Kara delik. Kara delik. Kara delikler iç içe ve her an gelişmekte. Her an kara delikler oluşmaktadır. Yani kara delik, Bismillah'ın altındaki noktayı düşünün. Bütün evrensel şeyler, bütün sistem bir noktadan büyümeye başlar. Buradaki nokta bence o nokta işte. Yani bu da öyle bir şey. Yani kutsal geometrinin noktasından itibaren genişlemeye başladığını düşünüyorum. Ben hislerime göre şu anda. Nokta çok iyi, kıymetli bir şey çünkü. Bu arada sen geldin mi? Geldin Geldim mi senin? Evet, geldin. Giderken sabırlı Sen olacağız. Yokken fırsat verip konuşuyorum ben de. Çok iyi yaptın. Çok da güzel anlattın. Ben hiç kesilmedim aslında. Size kesildim. Ben hepsini duyabildim. Harika tanımladın. Bedenin altındaki o noktadan, kara delikten, atomlardan konuştuk ya. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Tamamlıydı. Evet, orası başlangıç aslında. Fileri anlatıyor. Yani hani demiştik bizim doğduğumuz yer diye. Ve oradan atalara kadar gidiş var. Ben yine dondum. Evet, ama geleceğim. Sabırlıyım. Yok yok. Ses geliyor. Ses geliyor. Anlat. Ses geliyor. Tamam, ses gitti. Bekliyorum. Şimdi geldi mi? Gelecek şimdi. Geldi. Geldi. Duydun? Evet. Tamam, çok güzel. Okey. Evet. Sormak istediğin bir şeyler varsa onları dinleyebilirim canım beni. Yok yok. Sen anlat çünkü biz hakikaten bilmediğimiz bir konu, mandala benim de hiç bilmediğim bir konu. Senin anlatmak istediğin şeyler vardır, onları anlat. Sonra soruları alırız istersen. Evet. Tamam, peki. 1800'lü yıllarda doğmuş olan Carl Gustav Jung. Jung'u biliyoruz ama bilmeyenlerimiz de vardır. Kısaca takdim etmek gerekirse, kendisi çok çok iyi bir psikoterapist. Freud zamanlarından. Hatta Freud'la dostları varken de yollarının ayrılma nedeni aslında felsefi görüş. Jung, bazı insanlar Jung der, olan tabir Jung'tur. Jung, danışanlarına mandala çizdirirmiş 1900'lerde. Düşünebiliyor musun mukaddes? 1900'lerde mandala çiziyor. Bilinçaltı, bilinç üstü ve bilinç dışına bakabiliyorsun mandalayla çünkü. Demek istiyorum ki duygular su yüzünde anlaşıldı mı? Hayır, hayır. Gitti. Ben gittim mi? Gitti. Evet. Ha, şimdi geldin tekrar, evet. Tamam. Evet, dedim ki özetle mandala ile bilinçaltına yerleşen problemler su yüzüne çıkabiliyor. Bu sebeple Jung sayesinde ta 1900'lü yıllardan beri zaten birçok Avrupa ülkesinde terapi merkezlerinde mandala çizdiriliyor. Bizler yeni aşinayız. Evet. Evet, Jung dünyanın en kıymetli şeylerinden birisi hakikaten, psikoterapistlerinden evet, bir tanesi. Muhteşem şeyleri var, tespitleri var. Evet. Kesinlikle. Birçok da arketipleri zaten özellikle de işlemiştir. Örneğin Rüyalar kitabında mandalalardan sıkça bahseder. Yani hatta search etse arkadaşlarım Google'dan Jung ve mandala diye onun özel mandala ile ilgili cümle kalıplarını dahi görebilirler.
Mandala yolculuğu benim hayatımda öyle farklı kapıları aradı ki. Yine mi gitti? Geldim mi? Geldi, Ve dönseydim evet. şu an. Ya çok üzgünüm. Biraz rüzgar çıkınca bunu yaşıyoruz. Çok çok üzgünüm. Olsun, olsun, olsun. Bugün mandalanın yani yine de her şeye rağmen burada kalıyorlar canlar. Gerçekten çok teşekkür ederim hepinize. Canlar, Evet. evet geldin şimdi tekrar Aslıhan'cığım. Geldin, Evet. 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 Mandalanın büyüsüyle hayatındaki dönüşümlerden bahsederken son büyük dönüşüm benim için. Ben İstanbulluyum ve hep büyük şehirde yaşadım. 4 yıl kadar önce almış olduğum kararla farklı bir alana geçiş yaptım. Doğayla hayatım boyunca, hayatım yani 45 yaşında bir kadın olarak konuşuyorum. Hayatımın son 4 yılında orman gördüm, yıldız gördüm, dolunay gördüm, gün batımı gördüm. Çünkü bizler ne yazık ki ben hep dua ediyorum büyük şehirde kalan insanlarımıza, arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme. Hatta birçoğu balkonsuz evlerde pandemi. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. O süreçleri de atlatacağız inşallah hayırlısıyla. Ama diliyorum Allah'tan ki Rabbim bütün isteyenlere nasip etsin. Alan değiştirme konusunda o özgüveni, o cesareti, o riski versin. O riski alın. Çünkü doğaya, Yani almamız doğaya dönmek gerekiyor. O riski zorundayız. almadan bir şey olmuyor. Ve hepimiz bu arada hani verdiğim örneklerde duyabiliyor musun beni mukaddesçe? Evet. Çok güzel. Duyuyorum. Az Duyuyorum önce aslında. verdiğim teşekkürler. Az önce verdiğim örneklerde doğadan bahsederken hemen aklıma şu natürellik geliyor. Ben hep natürel olduğunu anlatırım, doğadan olduğunu anlatırım mandalaların. Şu nokta var ya hani az önce bahsettiğin o kara delik dediğimiz yer. Orası şöyle anlatacağım. Doğada bir tohum toprağın altından geliyor, kocaman ağaç oluyor. Bir sperm ana rahmine düşüyor. Orada bu şekilde bir büyüme oluyor. Memeli memesiz bütün hayvanlar aynı şekilde çoğalıyoruz. Dolayısıyla burada gerçekten bütünlük, birlik ve beraberlik anlatılıyor. Doğadaki, evrendeki bütün enerjinin titreşimi anlatılıyor. Örnek veriyorum bir sukulent çiçeğine baktığımızda, bunun bir yaprağı küçük, bu olmamış deyip kenara ayırmıyoruz. Ne kadar güzel diye bakıyoruz. Tıpkı buraya baktığımızda aldığımız etki gibi. Mandala 40 bin yıl önce de aslında mağarada daha mandalanın M'si yokken mukaddes Evet. Sesin burada. çok Sesi iyi. özür Sesi iyi. Sesi iyi. buradayız. Sesi iyi. Tamam. Burada hepimizin özür tekrar. Evet. Mandalalar 40 bin yıl Hayır, olur mu öncesinde öyle şey? dahi 40 bin yıl Bunu öncesinde dahi daha mandalayı bugün orada düşünmezken. rüzgar çık. Evet, rüzgar. Rüzgar çıkacağını bilemezdik. Çok Bilemezdik. güzel. Senin özür dileyeceğin hiçbir şey yok. Her şey olması gerektiği gibi, her şey anda, akışta, her şey olduğu gibi kabul ediyoruz. Bu bilgi bize yavaş yavaş akacak demek ki. Yavaş yavaş bu bilgiyi senden almaya çalışıyoruz. Ben her gün canlı yayın yapıyorum. İlk defa şarj etmeyi unutmuşum. İlk defa kulaklıksız konuşuyorum bugün mesela. Etrafta ilk defa gürültü var. Benim Ve bulunduğum biz yerde manyetik de gürültü var. konuşuyoruz. Ve biz Evet. manyetik gücü konuşuyoruz. Evet. Evet. Evet, şurada kalmıştık. İşte ki en son mandalalar 40 bin yıl öncesinde de daha mandalanın M'si bilinmez iken
mağaralarda insanlık kömür karalarıyla yuvarlak hareler karalamış, ortasından merkezi noktası olan, çünkü insanlığa huzur veren bir form yuvarlak. Bizler dünyalıyız, vücudumuz yuvarlak hatlara sahip ve hiç tanımadığımız, hoşlanmadığımız bir öz eleştiri gelişecekse orada, hoşlanmadığımız birisi için ne kadar sivri, ne kadar köşeli diye eleştiririz. Yuvarlak bizim huzur kaynağımız aslında. Net bilgi yani, şu ana kadar söylenebilecek. Yüzün, fraktalizm, parmağı... fraktalizm, kutsal kesinlikle. Geometri, evrenin geometrisi, gezegenler yuvarlak, dört köşe değil. Bu arada gezegenlerin uzaydaki dağılımıyla ilgili de biliyorsunuz. Onların kurdukları sistem, mandala falan, astroloji, yuvarlak, haritada da. Soft. Her şey soft. Yuvarlak, evet. Köşesiz, köşesiz. Hatta bazı geometrik durumlar var. Küp gibi, üçgen gibi. Bunlar da hep yuvarlakların içinde ya da içlerinde yuvarlaklar var, iç içe geçmiş. İlla ki yuvarlak. Kutsal, evet, çember. Varlığın kutsal çemberi. Evet, çok güzel söyledin. Teşekkür ederim. Örneğin parmağımdaki bu yüzüğün formunun yuvarlak olması gerekmiyordu. Kare formda tasarımlar da var ama içleri hep yuvarlak. Buranın rahat etmesi için, parmaklarıma rahat girmesi için. Takı seçerken de genelde yuvarlak formda seçer kişi, farkında olmadan. Evimize mobilya seçerken de öyle seçeriz. Yumuşaklık bizi her zaman etkileyen bir şey. Yani yumuşak hatlar. Zamana bakın lütfen. Hep aynı şekilde akıyor. Sema ediyoruz aynı hareket ile. Yani hani o çok fazla örnek verilebilir buna. Artı su altı dünyasında ne kadar vaktimiz var? Bir ufak hikaye anlatmak istiyorum minicik. Var var. Bir 15 dakikamız var. Asla. Okay. Var. Okay. Su altı dünyasında bir balık var ki beyni nohut tanesi kadar olan. Bunun röportajı var. Benim hatta Instagram, IG videolarının içinde ilk başlarda var. Biraz aşağı inerseniz mavi bir ekran görürsünüz. Onu izlerseniz çok mutlu olurum sizler için de. Su altı dünyasındaki bu balık sadece erkek balık. Kuyruğunu sürte sürte bir mandala formu yaratıyor. Şu üzerinde. Vay canına. Yo yo, sesin iyi, sesin var. Evet. Ay, kuyruğunu ya. Sürte bir mandala yapıyor ve günlerce koruyor o formu. Neden yapıyor bunu? Çünkü dişi balık geliyor. O erkek balığın yaptığı işçiliğe şöyle bir bakıyor ve tam merkezine yumurtalarını bırakıyor. Yani bu gerçekten akıl alır bir şey değil. Yani anlatmak istediklerimle o kadar atışıyor ki, buranın merkez olduğu, üreme noktası olduğu, çoğalma hali, çoğalma bilinci, çoğalarak büyüyen bir birlik, beraberlik duygusu, bir çember, hepsini çok güzel tanımlıyor. Vay canına. Evet. Yani daha sadece anlatmak istedim. Canlar şu ben toparlayayım. Balık sahile kuyruğuyla kıvrıla kıvrıla mandala şekilleri çiziyor. Dişi geliyor. Şekli görüyor oraya geldiğinde. Eğer beğenirse o zaman yumurtasını bırakıyor. Doğru mu anladım? Tamam. Evet, çok doğru. Suyun altında oluyor. Suyun altında oluyor bu canlar. Şimdi bir de madem ki vaktim var, mandala taslağı nasıl çizilir göstereyim istiyorum arkadaşlarıma. Ne dersin? Vallahi. Belki bizden sonra yapmak ister. Ay kuzum benim Hızlıca ya. Hızlıca bir peki. Çizim yapayım. Arkadaşlarımızla. Peki. Ben olayım. Ben tek renk yapayım ki canlar beni rahat görebilsinler diye. Evet. Ama hızlıca bir pergel bulmam gerekiyor kendime. Çok özür dilerim. Hazırlıksızım çünkü olsun. Bu yok diye biraz. Olsun. C
Canlar seviyorum sizi ya. Seviyorum sizi gerçekten. Bugün Aslı hancım çok çabaladı. Sizler burada kalarak çok çabaladınız. Yok yorulmuyorum ben. Hiç yorulmam canlar. Canlar Celil Can biliyorsun hiç yorulmam. Sizin için buradayız. Sizin için buradayım. Aslı hancım sabırla anlatıyor bakın. Evet. Tamam. Şimdi ekranı aşağıya doğru kaydıracağım ki kağıdın üzerine yapmak istediklerimi sizlerle paylaşabileyim diye. Rahat görebilmeniz için kendime bir alan açıyorum burada. Evet. Pergelimin ucunu yaklaşık 1,5 santim kadar araladım ve kağıdın üzerinde merkezi noktaya denk gelecek şekilde iğnesini sabitledim. Normalde yıllar geçti ve kullanmayı unuttuk ama bakın bu şekilde kullanırız normalde. Şu an göremeyebilirsiniz yaptığımı. Belki çok net çıkmıyordur. Bir de bunun kolay bir tekniği var. Hemen onu gösteriyorum unutanlar için. Çünkü elinizden bu şekilde kayabilir pergel. Kaymaması için. Evet. İkinci bir taktik. İğnenin ucunu sabit tuttuğunuz gibi lütfen kalemin ucunu da sabit tutun ve kağıdınızı çevirin. Bakın bu yöntem Oh. çok pratik. Bir taslak oluşturmak için bir taslak oluşturacağız ve o taslağın üzerinde mandala çizeceğiz. Siz de benim gibi iğnenin ucunu sabit tutup diğer sol elinizle kalemin ucunu yaklaşık 1-1,5 santim kadar daha açıp ikinci çember için. Sonra üçüncü çemberinizi çizin. Gördüğünüz gibi yani hiçbirini ölçmeden biçmeden yapıyorum. Çünkü biraz geometriden uzak olmasını istiyorum. Göz kararıyla yapmak istiyorum. Amacım geometriden uzak olması. Özellikle söylüyorum, gerçek yaşamda zaten çok fazla mükemmeliyetçiyiz. O zordan çıkalım. Burada mıyım? Evet, buradasın. Buradasın Aslan. En Tamam. azından görüntü olarak. Okey. Tasma oluşturuyorum. Pasta dilimlemek gibi, yufka dilimlemek gibi canlar. Yukarıdan aşağı, sola ve bir turda aralarından giriyorum. Yaklaşık olarak bakın hiç ölçmeden biçmeden. Cetveli gerçekten numaralarına bakmadan göz kararıyla konumlandırdım. Ortaya çıkan sonucu sizlerle paylaşıyorum. 8 dilim. Şu an 5 çemberimiz var. Merkezle birlikte 1, Bu 2, bunların eşit 3, 4, olması 5. şart mı Aslı amcam? Eşit hani Hayır, eşit o. değil. Benimki bile eşit olamadı hatta. Dikkatlice bakarsanız görebilirsiniz. Evet, şimdi de çizmeye başlıyorum. Sadece bakmanızı rica ediyorum. Burada huzur bulmanızı rica ediyorum. Merkezden başlıyorum. Dışarıya doğru. Hızlıca büyüteceğim vakit yetsin diye. Siz bu kadar hızlı yapmayın. Amaç zaten yavaşlamak. Gerçek yaşamda hep bir şeylerin peşinden hızlıca koşuyorsunuz, koşuyoruz. Dolayısıyla şu andaki asıl hedefim tam anlamıyla yavaşlamak. Sen yaparken bizim ruhumuz dinleniyor. Sen yaparken biz dinleniyoruz şu anda. Bu böyledir gerçekten. Ben de birisi mesela bir öğrencim ya da bir arkadaşım çizim yapıyorsa içinde kaybolup gidiyorum inan. O büyüsüyle seni içine doğru alıyor çünkü. Böyle oluyor bu. Evet, hemen hızlıca devam ediyorum ben. Kaç dakika mukaddesi? Yaklaşık bir 10 dakika var Aslı Hanım. Harika. O zaman iç dolguda yapabilirim. Vaktim var. Ah ben seni şimdi bugün göndermezdim. İkinci bölümü açardım. Ben bu bölümü uzatırdım. Ben seni göndermezdim bugün. Canım benim Hayırlısı. inan. Önümüzdeki günlerde tekrarlayacağız bunu canlar. Sizden çok özür diliyoruz ve burada kalan canlar hakkınızı helal edin. Seviyoruz sizi. Evet. Ah canım, Zaten canım, canım bir Aslı dahaki Hanım. sefere ben onlara da nasıl çizildiğini gösteriyor olacağım. Onlara bir iki tane
özel teknik vereceğim. O teknik sayesinde benden ala şu andaki çizimden ala çizebilir hale gelirler. Bedeni dinlendirmek için, ruhu dinlendirmek için, Evet. kendi içimize dönmemiz için, içsel huzur için, dengede kalmamız için. Jung'un hastalarına çizdirdiğini söyledi Aslan. Evet. Jung hastalarına ve danışanlarına çizdiriyormuş bakın. Bakın gördüğünüz gibi zaman zaman geriye dönüp orada iyileştirmeler yapabiliyorum. Bu da aslında benim bilinçaltımda gittiğim bir yer anlamına da gelir. Geriye dönüp inip düzeltmek istediğim bir yer anlamına da geliyor. Bunlar. Ay canına. Müthiş bir içsel yolculuk. Biz bakarken dinleniyoruz. Ne güzel. Çok mutluyum hepimiz için şu an. Bu anı paylaştığım yeni dostluklarım için. Elindeki kalem normal asetat kalem değil mi? Şu an kullandığım siz rahat görebilir diye Posca akrilik su bazlı kalem var elinde. Keçeliği şu an direkt geçiremem size. Çünkü transparan kalem ve akşam saati deneme yaptığımız için rahat göremeyecektiniz. Mecburen bunu kullanıyorum. Likit olduğundan rahat göründüğü. Şimdi daha iyi anlayacaksınız, algılayacaksınız beni. Çünkü fark edeceksiniz ki aynen az önce anlattığım gibi, doğada olduğu gibi natürellik var. Hiçbir yaprak bir diğer yaprakla aynı boyda değil. Ölçmeden biçmeden yapıyorum dediğim gibi. Biraz da boyut kazandıralım. Şu an tek renk çalıştım. Ama arzu eden canlar deneme yapmak isterlerse içlerinden gelen formlar ile bu şekilde tek renk çalışmaları da şart değil. Kalpten akan neyse ilerleyebilirler yani. Hemen burayı da şöyle bir son satırı da biraz daha farklılaştırıp güzelleştirelim istedim. Vay canına.
Muhteşem bir eser gözümüzün önünde çıktı. Çıktı işte, gözümüzün önünde çizildi. Pergelle başlayan bir yolculuk. Bu arada madem ki mandala hayat çemberi ve ileri düzey çizimlerde kişi o kadar içselleşiyor ve derinleşiyor ki yol onu öyle bir yere taşımaya başlıyor ki dış dünyayla olan ilişkisi iyiden iyiye azalıyor. İşte ben bu yüzden taslak çizdiriyorum. Aslında daha geometrik bir çizim olsun diye değil, yer çekimi olduğunu, köklenmek gerektiğini unutmamak için yapıyoruz o taslağı ve üzerinde kalbimizden aktığı gibi eğri büğrü ilerliyoruz. Taslağın istediği kadar geometrik olsun, sen özgürsün. Bu yol hayat yolu. Madem ki mandala hayat çemberi, bu taslağın adı hayat yoluysa, bu hayat yolum, benim yolum ve ben bu yolun istersem sağından yürürüm, istersem solundan. Tamam? Öyle düşüneceğiz. Özgür irade kalbinden geldiği gibi buraya akıtı veriyorum. Bu şekilde. Ve gittikçe de güzelleşiyor. Detaylar verildikçe güzelleşiyor. Evet. Halı deseni gibi, bir çini motifi gibi. Bakın yetmedi, kafi gelmedi gözüme. Yeni ilaveler geldi. Kaç dakikam kaldı? 2-3 dakika var. Kaldı gibi hissediyorum kendimi. Vay canına. Son yarım dakikam. Yetişiyorum size. Nasıl bir şey oldu böyle ya? Ve el öyle bir şey ki, öyle bir meleke kazanıyor ki zaman içinde alası çıkıyor yani ortaya. Gitgide güzelleşen bir yol oluyor bu canlı. Allah Allah. Şey gibi müthiş bir tablo çıktı ortaya. Evet efendim. Muhteşem, muhteşem. Ve günün sonunda da kurşun kalem izlerini görünmemiz için siliyoruz şuralarda gördüklerinizi. Ve siz buraya baktığınızda ortaya çıkan bu güzel sonucu görüyorsunuz. Ay Aslıhan, muhteşem, muhteşem. Vay canına. Çok çok ya. İstedim seninle birlikte çizmeyi. Çok canım istedi. İnşallah. İnşallah olsun. Niyet ediyorum. Niyet ediyorum evet. İnşallah. Niyet ediyorum seninle i̇nşallah. Birlikte çizmeyi. İşte, bütün canlar bir birlikte çizmeyi. Evet inşallah hepimiz bir araya gelelim. Çok güzel. Ben de İstanbul'a gelebildiğimde karşılıklı gelelim. Gönüller hep bir. Her zaman da pandemi olmasa da zaten aynı yerde olamayabiliyoruz da. İşte candan canım. Pandemiden sonra işte bütün bunlar karşılaşmalar. Hepsi pandemiden evet. Sonra. Evet. Çok güzel. Eline sağlık. Emeğine sağlık. Kalbine sağlık. Muhteşem. Çok beğendiler. Çok beğendiler. Hatta bir tane canlardan bir tanesi dedi ki ben de şey yapıyorum şu anda çiziyorum dedi. Bakar ya, mısın? Çizen arkadaşlarım olursa lütfen benimle paylaşırlar mı? Hatta lütfen storylerine yerleştirsinler. Benim adım görünmese de olur. Mincik de olsa olur ama yeter ki ben de ekle butonu göreyim. Onlarmaktan gurur duyarım. Story'de seni etiketlesinler, seni takip etsinler zaten. Orada çizimlerini görecekler senin. Canım Ama biz kadir.
Çok değerlisin. Sen çok değerlisin Aslıhan. Kalbine sağlık, yüreğine sağlık. Canım, canım, canım. Çok seviyoruz. Çiziyoruz demişler şimdi hep. Çiziyoruz demiş. Enteresan. Ben zaten doğru düzgün soruların hepsini göremiyorum. Bu bende de sistemde de var her şey yani şu anda bugün bütün çabalarımıza rağmen biz inatla yaptık bu canlı yayını. Gracias. Şükürler olsun. Özür dilerim. Bölüyorum seni, özür dilerim. İnanmayacaksın ama rüzgar bitti. Çok az, şu anda duydum minicik. Yani gerçekten manyetik güç, işte titreşimler çalışıyor. Hepinizi çok seviyorum. Vay canına ya. Benden sormak isteyen canlar olursa mutlaka cevap vermek isterim. Mukaddesciğim, senden öyle şey var benim. Karşı birbirimize ışık oluyoruz, benim arkadaşım. Daha çok güzel buluşmalar yapalım inşallah. Bizim senden öğreneceğimiz çok şey var. Evet. Şu çabaların bile bize çok şey öğretti. Bütün İyi canım. rüzgara, bütün durdurmalara rağmen senin o güzelliğin, senin o mücadelen, o yani çabaların hepimiz görüyoruz. Bizim için bir eser bile ortaya çıkardın. Seni çok seviyoruz. Estağfurullah. Canımsın, canım. Ben de Bak seviyorlar, seni çok seviyorlar. Şimdi sizi. Ben de sizi. en kısa zamanda seninle tekrar canlı yayın yapacağız bir 2 hafta içinde. Tamam. Bu şeyleri biz daha önceden bakarız. İnternet durumunu falan ölçeriz. Canlar daha net olabilecek. İkinci yayınımızı bakarız, yaparız. Mandala da içinde geçer ama başka bir konu da yapacağız zaten. Başka şeyler de konuşacağız ama içinde mandalanın olacağı şeyler olacak. Sonra Evet. mandala için mandalayı nasıl öğrenebiliriz? Bunu konuşalım Aslıhan'la. Nasıl bir imkan yaratabiliriz bununla ilgili. Onları konuşalım. O zaman bugün şimdilik hemen kaydedelim. Ben de IGTV'ye kaydedeyim ki buradan giden olmayacağını düşünen canlılar ve daha sonra izleyecek olan canlılar da belki kendi iç dünyalarına dönüşü yaşayabilirler bir şekilde. Harikulade. Ben şu an sen belli ki yorumları açmışsın ama bana yorum göstermiyor ve 77 kişi izliyor gibi gösteriyor. Ben de takıldığı için oluyor bunlar. Umarım verimli olabilmişizdir her şeye rağmen. Sana çok teşekkür ediyorlar. Seni çok sevdiklerini söylediler. Lütfen Aslıhan'ı takip edin canlar. İleride yakın zamanda tekrar birlikte olacağız. İlk fırsatta biliyorsunuz 1 haftalık programlar yapıyorum ve ben 2 hafta boyunca dolu olmuş oluyorum. Ama Aslıhan'la tekrar randevulaşacağız. Aslıhan da çok 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 yoğun. Sevgili Aslıhan'ım bu gecesini bize ayırdı. Tekrar çok Estağfurullah. teşekkür Olur. ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Aslı Hanım, kalbinden öpüyorum. Ben Kalbinden de öpüyorum. sizlere. Ruhundan öpüyorum. O güzel ruhundan Kendinize öpüyorum. çok bakın. Hepinizi çok Olur. seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere canlar. Bay bay. Aşksın ya. Aşksın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz canlar. Kaydediyorum her şeye rağmen izleyin bir daha. Görüşürüz.